ne satıyorsunuz abi? Bir şey satmıyoruz, birini arıyoruz ufaklık. Bakayım. Bak bakalım. Aa, Gümüş abla bu. Hı? Sen Gümüş'ü tanıyor musun? Tabii, arkadaşız biz. Peki, senin adın ne ufaklık? Sarp. Sarp. Bak Sarp, Gümüş ablan kayıp. En son nerede gördün onu? Hep yemek yedikleri bir yer var, orada gördüydüm. Peki, neresi burası? Şuradan dönünce. Tamam. Sağ ol Sarp. Okuma yazma var mı senin? Ayıp ettin abi, olmaz mı? Bak, burada numaram yazıyor. Bir şey duyarsan ya da kimseyi görürsem mutlaka beni ara, tamam mı canım? Hı hı. Görüşürüz. Neredesiniz Mehmet Bey? Bir saattir sizi arıyorum. Ya ben de sizi aramaya çalıştım ama maalesef telefon çekmiyor burada. Ne oldu, bir gelişme var mı? Her yeri araştırdık. Hastaneler, sağlık ocakları, havaalanı. Hiçbir yerde izlerine rastlamadık. Bankalara da haber verdim. Engin Bey kredi kartlarını kullanırsa haberimiz olacak. Mehmet Şahdoğlu, yönetim kurulu başkanı. Defileye davetliymişsiniz sanırım. Ne zaman ayrıldınız peki? Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Defile akşamı dönmüş. Ya herkes her şeyin yolunda olduğunu söylüyor. Hiçbir tuhaflık da gözlerine çarpmamış. Demek ki adam iyi bir plan yapmış. Ona ne şüphe? Hiçbirimiz, hatta Gümüş bile bir şeyden şüphelenmedi. Benim aklımın almadığı nereye gittikleri. Yani şu an hala Kapadokya'dalar. En azından biz öyle olduğunu zannediyoruz. Ama neden? Yani bir kaza veya göze çarpan bir olay yok. Diyelim ki Mehmet haklı. Yani Gümüş'ü kaçırdı. Ya da ne bileyim alıkoydu. Niye o zaman hala oradalar? Demek ki yolunda gitmeyen bir şeyler var. Ay, siz böyle konuştukça benim daha çok içim daraldı. Tamam tamam, hadi. Araştırmaya devam edelim. Mutlaka bir şeyler bulacağız. Onlar ne Bahar? Şu Paris işinin dosyaları herhalde. Ya bir mağaza işleri vardı ya. O. Evet, her gün burada yemek yediler. Hatta Gümüş Hanım hırkasını burada unuttu. Bir dakika getireyim. Mehmet, ben bugünlerde çok dalgın oldum ya. Vallahi bak, Engin de benimle dalga geçip duruyor. İşte burada. Ben sizin yerinizde olsam kayalarda arardım. Anlamadım. Kayalar? Burada bir adam kaçıracak olsanız nereye götürürsünüz? Bir bak etrafına. Sağ ol. Burele. Biraz sonra hava kararacak ya. Az sabret, yarına gidersin. O kadar vaktimiz yok bizim, sağ olasın. Tamam kızım. Hadi ararım sonra tekrar. Ha Pınar. Bir haber gelirse aman ihmal etme çocuğum, bize de haber ver. Bir haber var mı yenge? Yok. Hala arıyormuş Mehmetler. Ay, kesin başlarına bir şey geldi bunların ya. Bence başka bir iş var bunda. Ya ne bileyim yenge, benim hala aklım almıyor. Ya koca adam, çoluğu çocuğu var, işi gücü var. Ya bu kadar kötü olabilir mi bu adam? Ben de senin gibi düşünüyordum ama yani Engin'in de Gümüş'e olan düşkünlüğünün farkındaydım. Ama ne bileyim, böyle bir şey tahmin etmezdim. Of, bir de hamile olduğunu öğrendik ya. Ben çok tedirgin oluyorum. Allah korusun. Bir daha böyle bir acı yaşarsa vallahi bu sefer kendine gelemez. Ama Mehmet bulacak onu, ben öyle hissediyorum. İnşallah. Bahar. Efendim hayatım. Baksana bir saniye. Ne oldu, bir şey mi buldun? Sanırım evet. Baksana. Önce Paris'teki anlaşmanın iptalini istemiş. Sonra bu belgeyi iptal etmiş. Ama sonra yeniden anlaşma imzalamış. Yani Paris'teki mağaza hala Engin'in üzerinde. Evet. Adamın fiilen Paris'te bir bağı mı var? Evet.
Peki herhangi bir adres, telefon var mı? Ah, şu Filiz neredeydi? Hah, ya kadın adı dilimin ucunda. Görsem isimleri işte bu diyeceğim de. İşte bu. Tamam, Aysel, buldum. Paris numarası da var. Arasın hayatım. Hah, çalıyor. Bonjour. Fransızca konuşuyor. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Est-ce que je peux parler avec mademoiselle Aysel? Mademoiselle Aysel est partie avec ses invités. Paris'e gitmiş olabilirler mi? Her şey olabilir. Gerçi şu ana kadar herhangi bir havaalanından çıkış yapmadıklarını biliyoruz. Ama bu asla çıkmadıkları anlamına gelmez. Evet. Maalesef öyle. Merci. Misafirleri varmış. Üstelik de Türk. Onları gezdiriyormuş. Arif bizim aradığımızı iletecek. Türk misafirleri mi varmış? Ne, olabilir mi dersiniz?